son dönemlerde en çok herhalde düğün fotoğrafçılığı yapıyorsun diye biliyorum. Yapamıyorum çünkü virüs fotoğrafçıları vurdu. Ya arkadaş, abi yavaş yavaş başladınız o kadar sektör herhalde. Bak sektöre girerken dedim ki fotoğraf çekiyorsun, hobi, para kazan, düğün fotoğrafçılığı yap. Ölmeyecek tek meslek gıda, düğün dedik. Baba İkisi virüste öldü. Yok gıdaya gene bir şey olmadı. Virüste gene ölen düğün oldu yani. Hiç çekim alamadık çünkü düğünler hep iptal oldu. Eylül'e ertelendi daha çok. Geçen hafta bir tane düğün çektim. Onda da böyle hani maske var, böyle terliyorsun. Bir de bıyıklı olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Bıyık üzerine maske takmak çok ciddi bir problem. Böyle. Ya hep tüm gün takıyorsun. Ya tüm gün takamıyorsun işte. Yani ne kadar korursa artık. Öyle. Peki en çok ne fotoğraf çekmeyi seviyorsun? Öyle size de bir sürü alan var değil mi? Öyle biliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben insanın olmadığı her fotoğrafı seviyorum. Dürüst bu para kazandırabilen bir şey mi? Ya şöyle düşün, sana şimdi fotoğrafı bir sanat olarak baktığım bir bölümü var. Bir de iş olarak baktığım bir bölümü var. İş benim için mecburiyet. Zorunluluk kısmı. Yani ben işi yaparken kendim olarak yapmıyorum. Yani karşıdakinin talebi neyse onu yerine getiriyorum. Mal alışverişi gibi düşün, hizmet. O ne istiyorsa onu yapıyorum. O benim için fotoğrafçılık değil aslında. O benim için bir iş. Ama fotoğrafçılığın nesini seviyorsun dersen, abi, küçücük bir çiçeği mesela, farklı bir çiçeği eğilip çekmeyi çok seviyorum mesela. Ne bileyim, gün batımını çekmeyi çok seviyorum. Hiç haberi olmayan insanları uzaktan çekip belki ömürleri boyunca görmeyecekleri bir anlarını yakalayıp kendime saklamayı çok seviyorum. Bu tabii röntgencilik gibi algılanabilir de öyle değil yani. Hani hikayesi olan fotoğraflar dediğimiz fotoğrafların çoğunda fotoğrafı çekilen insanın haberi olmaz. Yani daha doğal akışta olan şeyleri seviyorum. Ama mesleki açıdan düğün fotoğrafçılığı benim için sadece iş. O zaman bildiğimiz, yani hepimizin bildiği ve böyle söylendiği şeyi tam tersini söyledin aslında. Hani şu fotoğraflar var ya, klasik düğün fotoğrafları. İşte böyle elinin üstünde falan koyuyor da. Onları hep hani fotoğrafçıya atıyorlar ya. Ben sana, fotoğrafçı öyle söyledi. Ben sana net olarak aslında söyleyeyim. Aslında insanlar mı istiyor? Buradan da herkese sesleniyorum. Parasını verdiğiniz her çekimi yapabilirim. Yani ne istiyorsanız yapabilirim. Bana parayı verin abi. Aşağı yorum olarak tamam yazar. Bana de ki benim avcumun içine gelini koy, damadı koy, ne bileyim böyle tut. Bak bu ben yayınlamam bunu. Yani hani reklamını yapmam, ben bunu çektim demem. Ama parasını aldım, bitti benim için. İş çünkü, anladın mı? O şey gibi. Hani sen çok muhafazakar bir insan olabilirsin. Bir marketin vardır ama içki satabilirsin, anladın mı? İçmiyorsundur ama satarsın. Bu da öyle bir şey. Yani hani benim çok tarzım olmasa da, ki düğün fotoğrafçılığı benim tarzım da değil aslına bakarsan. Yani hani kimse bunu yanlış anlamasın. Böyle sevmeyerek yapıyorum gibi değil. Para kazandığım için seviyorum. Hepimiz bir söz var ya, derler hani sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsın. Böyle bir şey yok. Yani hani sevdiğin kelimesi yaptığın işle çok bağdaşacak bir şey değil. Çünkü işte futbolcu olayım hayalim var. Tamam mı? Futbol oynayayım. Futbolcu bir oluyorsun abi. Sabah 5'te kalkıyorsun, antrenman. 12'de antrenman. Tamam mı? Çok yoğun bir tempo. O senin hayalini kurduğun stadyuma çıkarken ki anın hayalini kurduğun yere gelene kadar senin içinden geçiyorlar. Senin bunu sevme şansın yok. Yediğine karışıyor, içtiğine karışıyor. Anladın mı? Yeri tüm geliyor. Evlisin, seni karının yanına göndermiyor. Kampta tutuyor mesela. Anladın mı? Yani hani sevgilinin yanına göndermiyor. Öyle sevdiğin işmiş. İşte şöyleymiş, böyle, ben çok inanmıyorum buna. İş dediğin sana para kazandıran şeydir. Parası ne kadar iyiyse sen o işi o kadar çok seversin. Peki şeyi merak ettim böyle söyleyince. Fotoğrafçılığı nasıl seçtin? Yani bir o herkesin tahmin edebildiği gibi işte fotoğraf çekmeyi çok seviyordum. Her şeyin fotoğrafını çekiyordum gibi bir aslında hikayen mi var? Şöyle, ben üniversitede radyo televizyon okudum. Ama malumunuz Ankara'da yaşıyorum. Yani okuduğum bölümü yapabilme şansım bir iki yapım şirketiyle sınırlı ve onlar da genel olarak kendilerine çalışan değil, ameli aradıkları için, buradan Ankara'da zaten iki firma var, onlar kendilerini biliyorlar. Ameli aradıkları için yani çalışamıyorsun abi onlarla. Yani çünkü sabahın köründe başlıyorsun, dizi seti zaten, başka bir şey yok Ankara'da. Ne yapabilirsin? Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, hobi olarak yapıyorum zaten. Yani belgesel yani var böyle gizli saklı çok sevdiğim fotoğraflarım vardır mesela. Kimseye göstermem mesela onları. Neden?
bana özel kalsın istiyorum. Yani çok eskitmek de istemiyorum. Yani çünkü yarışmalara bile göndermek istediğin zaman şey oluyor böyle. Layığını bulsun dersin ya. Değerli yani, senin için yani. Çok değerli. Çok değerli. Benim için öyle hani ya ben bunu çektim diye kimseye göstermedim. Çok güzel fotoğraflarım vardır mesela. Onların zamanını bekliyorum. Artık 40 yaşında mı, 50 yaşında mı, 60 yaşında mı gelir onun zamanı. Hani bilmiyorum ama fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için ulan dedim ki madem yapıyorum. Hani kadrajı biliyorum, çekmeyi biliyorum. Bu işin bir sistemi var, onu biliyorum az çok. Yapayım dedim düğün fotoğrafçılığı. İşte bir iki çevrede arkadaş çekerek başladım. Sonra onların işte referansı, yönlendirmeleri, cartürk derken şimdi iyi yani. Peki böyle enteresan bir düğünle karşılaştın mı? Çekim enteresan süresinde. Düğünlerle karşılaştım. Çok bize böyle fazla. Bir tanesini anlatır mısın? En böyle aklında kalan. Valla şimdi... Anlatırsam bu sefer şey gibi olacak. Adamlar izlerse eğer zaten direkt İsimlerini değiştirerek. İsim vermem zaten de. Yani bir gün Ankara'nın bir köyünde bir düğün olacak. Gittik falan. Böyle işte takip yapıyoruz. Düğün hikayesi yapıyoruz. Bir arkadaş video alıyor. Ben fotoğraf alıyorum. Gidiyoruz ama yol öyle bir yere gidiyor ki tamam mı? Dedik ki inşallah gerçekten böyle bir yer vardır. Biz iş yapmaya gidiyoruz. Yani bizim çünkü hani dua etmeye falan başladık yolda. Biz dedik ki bize herhalde kesip atacaklar bir yere yani. Öyle korkuyoruz. O zaman ismini vermeyeceğim. Bir arkadaşım vardı yanımda. O da biraz korktu falan. Girdik neyse gerçekten böyle düğün alanı. İşte gelin alma falan filan. Tam fotoğraf çekiyor. Evet mi? Evet mi? Falan filan. Bir şey oldu tamam mı? Kendimi bir yere attım. Kafayı bir döndüm. Nikah kıydı. Silah çekti tak 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 sağa sola sıkıyor böyle tamam mı? La dedim ki nereye geldik? Ya çekmen lazım. Bir yandan çekiyorum bir yandan uzaklaşmaya çalışıyorum. O şeyler sırasında işte kavga çıktı orada. Köy yeri birbirine girdi. Ne olduğunu anlamıyorsun tam oynuyorlar mı kavga mı ediyorlar? Sonra bizim oradan bir kaçışımız vardı falan. Bindik arabaya yola uzadık. Hikaye. Uzadık hemen. Telefon ettik. Dedik ki biz bu şartlarda çalışamayız. Damada. Dedi ki ya vallahi kusura bakmayın. Hani biz de böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Ölüyorduk yani. Hani çünkü adam yanımda sıkıyor. Ve hani şeyi gördüm. Böyle direkt film şeridi gibi. Televizyon haberlerinde düğünde Maganda'nın kurşunuyla şu öldü bu öldü falan var ya. Ben diyorum ki yarın 3. sayfada biz varız. Oraya bizi koyacaklar. Orada yapıştıracaklar falan. Öyle bir anım vardı. Onun dışında çekimlerde farklı şeyler oluyor. Yani gelinler çok gergin olabiliyorlar. Yani hani onları yönetmek biraz zor oluyor. Aslında siz de orada bir sakinleştirmeye çalışıyorsunuz herhalde. Sakinleştirmeye aslında, çalışıyoruz ve sürekli şey yani yüzümüz böyle gülüyor ve her şey yolunda, her şey çok güzel gidiyor. Bok iyi gidiyor. Yani hiçbir şey yolunda gitmiyor tamam mı? Damat yok ortada saç bok gibi olmuş. Ne bileyim gelinlik desem yok yani anladın mı? Hani ne? Tartın düğünü. İbo senin bir gününü çekip şey yapalım, götürelim. Kar, makineyi de vereyim sen çek. Çekilip basit zaten. Işığı ayarlayacaksın. Direkt. Temiz. Peki şey geldi aklıma. Hiç böyle düğün hikayesini çekiyorsun işte. Fotoğrafları çekiyorsun. Hı-hı. Orada böyle bir anda kavga eden, ayrılmaya karar veren öyle bir çiftle karşılaştın mı? Ya düğünden önce çok ayrılan oldu. Yani çekimini yapmadan önce ayrılıp çift taraflı kaporamızı nasıl alacağız diye arayanlar. Hani bir gelin arıyor diyor ki biz kapora vermiştik. Kapatıyor arkasından damat arıyor biz kapora vermiştik. Yani kapora yanması için verilen bir şey zaten. Bunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kapora dediğiniz şey sizi bir sıkıntı yaşadığınız zaman biz mağdur olmayalım diye aldığımız para birimidir. Ya bunun iadesi yapılmaz. Ben genel olarak insanları üzmek istemiyorum. İade etmeye çalışıyorum ama... İstemeyin. Bu hoş değil yani. Hani isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara diyorlar. İstemeyin. Lütfen. Öncesinde ayrılan var. Albümü daha hazırlanmadan boşanan var. Ne bileyim. Boşanıyor adam. Albümü gelmiş tamam mı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Çünkü kimse doğal olarak arayıp biz demiyor ki biz boşandık. Ayrıldık falan. Böyle bir şey yok. Ben arıyorum abi albümün hazır diyorum. Albümün ağzına sıçıyor. Adam bana giydiriyor. La ben ne yaptım? Ben mi boşadım sizi? Yani hani onun şeyi de var. Hani stresi de var. Öyle bir konuşuyor ediyor falan. Sanki zannediyorsun ki benim yüzümden boşandılar. Çok var ya. Çünkü bir de evlilikler çok basite indi. Bu seninle alakalı. Senin alanınla alakalı bir konu aslında. Şey var. Bizde de biraz oluşmaya başladı. Böyle çift çekmeye başladığımız zaman diyoruz ki mesela maksimum 2 ay. 1 yıl. 2 yıl. Ömür boyu gider bu. Artık onu önden görüyorsun. Tamam mı?
Ve genel olarak da tutturuyorsun. Yoruyor çünkü düğünlerde çok fazla insan var. Bana yani evet. İş olarak en çok keyif aldığın çekim hangisi diye sorsan sana kesinlikle yemek fotoğrafçılığı derim. İnsan. Çünkü onları nasıl bırakırsan öyle duruyor. Çekiyorsun, işleri bittiği zaman istediğin yere koyuyorsun, orada bekliyorlar. Bizim sektörde abi bir giriyorsun içeriye, bak öncelikle sana kaç tane sayabilirim bilmiyorum. Bir kere herkes fotoğrafçı. Benden daha çok fotoğrafçı. Telefon olan herkes çekiyor. Bir kere telefondan değil abi, yani ben orada fotoğraf çekiyorum, kadrajımı almışım. Adam diyor ki ya şuradan çeksen daha güzel olmaz mı? Olmaz. Bu dünyada bir çöpçü de işini iyi yapmalı. Avukat da işini iyi yapmalı. Evet. Hakim de işini iyi yapmalı. Herkes kendi işini iyi yaparsa işte o zaman bütün meslekler saygı duyulur hale gelir. Evet. Şimdi ve herkes birbirine saygı duyulur. Yani bir tane kötü çürük elma çıkıyor bir yerde. Bütün her şeye yayıyoruz onu yani. Hani genellemesi öyle oluyor. Yani atıyorum kimseye bırakmıyoruz ki. İşi dışında özel bir hayatı var, ona bile bırakmıyoruz yani. Ben bunun biraz ama kendimizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kendine öyle. Yetersiz hissettiğin zaman karşıdaki insanı yeterli görebilme ihtimalin yok. Öyle. Yani aslında o içsel savaşın ve sen bu savaşını dıştan birini yorumlayarak ya da ona saygısızlık ederek bir şekilde kendini ortaya atıyorsun aslında. Yani önce kendimizi sevmemiz, kendimize saygı duymamız gerekiyor ki... Öyle. Dışarıdaki insanların mesleğine, kendisine, varlığına saygı duyalım yani. Öyle. Bu tamamıyla bizle alakalı. Zaten şey değil mi problem? Bizim kesinlikle siyasi olarak bir yorum yapmıyorum şu an. Yanlış anlaşılmasın. İki grup var diyelim. Farklı siyasi görüşlerde. Evet. Birisi diyor ki bana saygı duymuyor. Evet. Öbürü diyor ki bana saygı duymuyor. Aslında ikiniz de birbirinize saygı duysanız kimsenin bir problemi kalmayacak. Aynen öyle. Yani, bana saygı duymuyor diye saldırdığın tarafın aslında sana yanlış gelen tarafını sen de uyguluyorsun. Evet. Yani hani sen de ona saygı duymuyorsun. Evet, söylediğin şeyi sen yapıyorsun. Aynen öyle. Yani bu karşılıklı oluyor. Aslında iki taraf da birbirine saygı duymadığı için problem. Bir tanesi bile saygı duysa zaten problem kalmayacak. Evet. Belki bizi dinleyenlerin böyle aklının kafasında. Yani herkesin tuttuğu kendini. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ya mesaj olarak bunu veriyorum. Ya herkesin işi kendine zor. Yani kolay bir meslek yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki bugün bu sohbeti yaptık. Teşekkür ederim. Çok alelacele oldu ama bence güzel olsun, oldu. Olsun, güzel oldu. Güzel şeyler konuştuk. Bizi izlemeyi, abone olmayı gene yanlış söyledim. Biliyorum. Abone olun. Abone olun. Seyredin. Beğenin videomuzu. Beğenin ve bildirimleri böyle çan var ya orada bir tane. Onu böyle tıklayın. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.